Evet, merhabalar arkadaşlar. Sözcük türlerinin bir sonraki konusu zamir. İsimden sonra en önemli konulardan biri daha. Şimdi neden zamire diğer adıyla adılıyoruz? Çünkü ismin yerini tutuyor. Bu yüzden biz isimleştirmiş oluyoruz aslında onu, ismin yerini tuttuğu için. Bu yüzden isim gibi diyoruz, yani adıl diyoruz. Şimdi evet, zamir türlerini göreceğiz arkadaşlar. Nelerdir bu zamir türleri, zamir çeşitleri? Kendi içinde gruplara ayıracağız. Ama öncelikle ismin yerini tutup yerine isim getirebileceğimi göstermem lazım. Bunlardan bahsedeceğiz. Çekim eki alabilir. Bunu göreceğiz örnek üzerinden. Yapım eki alıp türeyebilir. Görevi veya türü değişebilir. Bunu göreceğiz örnek üzerinden. Şimdi bakalım. Oraya gitmeyin dediğim zaman ben zamiri nasıl ayırt edeceğim? Az önce dediğim gibi yerine isim getirebilirim. Oraya gitmeyin dediğim zaman hemen yerine isim getirelim arkadaşlar. Bunların türlerinin olduğunu söyleyeceğim. Mesela bu işaret zamiridir arkadaşlar. Bir yeri gösteriyorum. Oraya gitmeyin söyleyelim. Eve gitmeyin. Yerine isim getirebiliyorum. Anlamı bozuyor mu? Bozmuyor. Onlar da gelecek. Bunlar kişi zamiridir arkadaşlar. Onlar yerine ne diyelim mesela? Ahmetler de gelecek dediğim zaman yerine isim getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. O zaman bir sıkıntı yok. Kimden geldi bilmiyorum. Yerine yine isim getirelim. Ayşe'den geldi. Yine soru zamiridir bu. Yerine isim getirebiliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar evet yerine isim getirdim. Şimdi oraya dedim işaret zamiri. Ne dedim? İsmin yerine geldi. Çekim eki alabilir. Oraya çekim eki almış. Veya onlar kişi zamiridir yine. Kim soru zamiridir. Dendan ismin halekini, ayrılma halekini almış, çekim eki almış. Bir de dedim ki yapım eki alıp türeyebilir. Kelimenin kökü bendir, kişi zamiridir. Benden bencil, bencilden bencillik şeklinde bir türemiş sözcük oldu. Zamirden türemiş sözcüktür ama burada türü ve görevi değişti. Kötü bir şeydir demiştim. Ne kötü bir şeydir? Bencillik. Burada artık isim oldu, özne oldu. Yani türü de görevi de değişti. Demek ki türeyebilirmiş. Peki bizim sözcük bu zamirlerimiz nelermiş? Sözcük halinde ve ek halinde zamirlerimiz var. Sözcük halindekiler kişi zamirlerimiz, işaret zamirlerimiz, belgesel zamirler ve soru zamirleri arkadaşlar. Ek halindeki zamirlerimiz de iyelik ve ilgi olmak üzere ikiye ayırdığımız zamirlermiş. Şimdi sözcük türlerinden itibaren halindeki zamirlerden itibaren bütün zamir çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Emin olun zamir konusu çok zevklidir. Çok basittir aslında. Bunları göreceğiz. Zaten isim tanımlamalarında bu zamirlerin olabileceğinden bahsetmiştik. Yani zamirlerin neler olduğundan bahsetmiştik aslında. Yine bunlardan bahsedelim. Şimdi sözcük halindeki zamirlerden başlıyoruz. Sözcük halinde olan zamirler. İlki nedir? Kişi zamirleri. Yani diğer adıyla şahıs zamirleri dediğimiz zamir türleriydi. Kişi zamirlerimiz bellidir arkadaşlar. Bunun dışında kişi zamirimiz yok. Nedir? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Ben, sen, o, tekil olan kişi zamirlerimiz, biz, siz, onlar, çoğul olan kişi zamirlerimiz. Bir de bunun dışında arkadaşlar ayrı bir zamir olarak geçer normalde. Kişi zamirleri içerisinde de alabiliriz. Dönüşlülük zamiri dediğimiz bir zamirimiz daha var. O da kendi. Dönüşlülük zamirimiz de bir tanedir. Ben bunları görüyorsam, ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcüklerini görüyorsam kişi zamirini hemen bulmuş oluyorum. Kendiyi görüyorsam dönüşlülük zamirini görmüş oluyorum. Bir de burada arkadaşlar size söylemek istediğim bir nokta daha var. Şimdi ben kişi zamiriyle kendi zamirini bir arada görebilirim. Mesela yemeği ben kendim yaptım dediğim zaman veya ödevi sen kendin yapabilirsin dediğim zaman. O kendi yaptı dediğim zaman. Şimdi burada arkadaşlar hem kişi zamirini kullandım hem dönüşlülük zamirini. Hem kişi zamirini hem dönüşlülük zamirini. Bu bir anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Bu bir pekiştirme anlamı kazandırmak için yapılmış bir durumdur. Anlatım bozukluğu olarak kabul etmiyorum. Bunlar da çekim eki alabilir dediğim gibi. Tamlama da oluşturabilirdi. Senin evin güzelmiş.
bizim yemeğimizi yedi. Yine burada da tamlama oluşturabilir. İsim tamlamalarından gelsin aklınıza. Sen, senin evin, biz, bizim, yemeğimiz şeklinde arkadaşlar bir tamlama da oluştururdu. Evet, kişi zamirlerimiz var dedik. Daha sonra işaret zamirlerimiz var arkadaşlar. Nelerdir bu işaret zamirlerimiz? Şimdi arkadaşlar, biz burada o, bu, şu, onlar, bunlar ve şunları görebiliyoruz. O, bu, şudan türemiş olarak ya da yola çıkmış olarak. Bunun dışında orası, burası, şurası, öteki, beriki, öylesi veya böylesi gibi bir işaret zamirinde görebiliriz. Şimdi arkadaşlar, eğer bunlar ismin yerini tutarsa zamir olur ama isimden önce gelip nitelerse sıfat olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Mesela o kalem dediğim zaman burası sıfat olur. Ama kalem değil de onu bana ver dediğim zaman işaret ediyorum ve ne olduğunu bilmiyorum. Onu bana ver neyi? Kalemi diyebilirim. Onu bana ver neyi? Kitabı diyebilirim. Veya bunu sevdim neyi? Elbiseyi. Şunu gördün mü? Neyi? Adamı. Onları yerden al neyi? Çöpleri. Bunları odaya bırak neyi? Kitapları. Şunlar yine aynı şekilde. Veya orası çok güzel. Neresi? Nere yani? Bahçe. Bahçe çok güzel. Yerine isim getirebilirim. Burası şurası. Mesela ötekini ver. Neyi? Kitabı. Yani öteki kitapla diyebilirim. Öylesini görmedim. Neyi? İşte öyle güzelliğini, güzel olanı görmedim. Öylesini görmedim. Yine öylesi, böylesi, öteki, beriki gibi zamirlerimizi de görebiliriz. Ama arkadaşlar, burada yine dikkat etmeniz gereken bir kısım var. İşaret zamirleriyle alakalı bir durum olan. Şimdi hemen onu şöyle göstereyim ben. O ve onlar sözcüğüne dikkat edelim. Öncelikle bir saniye o'yu anlatayım ben size. O sözcüğünü hem şöyle yapalım. Hem kişi zamiri hem işaret zamiri hem de işaret sıfatı olarak görebilirim. Peki nasıl ayırt edeceğim? Eğer direkt kişinin yani insanın yerini tutmuşsa kişi zamiridir. Eğer bir ismi işaret ediyorsa ismin yerini tutmuşsa işaret zamiridir. Eğer isimden önce gelmişse sıfat olur. Şimdi örnek üzerinden görelim. Onu da çağır. Yerine isim koyabilirim. Onu yerden al. Cansız varlığa söyleyecek. O kalemi beğendim. Bak isimden önce gelmiş. Şimdi arkadaşlar, burada onu da çağır dediğim zaman ne diyebilirim ben bu oradaki onun yerine? Ahmet'i de çağır diyebilirim. Onu yerden al dediğim zaman çöpü yerden al diyebilirim. İşaret ediyorum. Ama o kalemi al dediğim zaman kalemi işaret ediyorum. Burası sıfat olur. Burası işaret zamiri olur. Yerini tuttum. Burası kişinin yerini tuttum. Kişi zamiri olur. Aynı şey onlarda da geçerli arkadaşlar. Onlar için de söyleyeyim. Onlarda da yine kişi zamiri de olabilir. Veya işaret zamiri de olabilir. O zaman ben demek ki burada da nasıl ayırt edecekmişim? Eğer insan olarak söylemişsem kişi zamiri, eğer
işaret edip bir cansız varlığı söylüyorsan işaret zamiri olabilir. Mesela onlar da yemeğe gelecek, onlar gelecek veya onları yemeyin dediğim zaman. Şimdi şu alt kısmı silelim, kafanız karışmasın. Evet, şimdi bakalım. Onlar gelecek dediğim zaman yerine isim getirelim. Ahmetler gelecek. Onları yemeyin dediğim zaman yemekleri yemeyin. Bak, birine cansız varlık geldi, işaret ediyorum. Birine onlar gelecek, Ahmetler gelecek, kişi getirebiliyorum. Demek ki ben bu şekilde ayırt edebilirmişim. Şimdi sözcük halinde iki tane zamir türünü gördük. Bunlar üzerinden bir örnek yazalım. Bakalım gerçekten ayırt edebiliyor muyuz? Onun sözleri önemli. Onu da dolaba koyun. Sizin kendi isteğinizdi diyelim. Başka ne diyelim? Burası bir harika. Şuradaki ne gördün mü? Şu ev çok büyük. Şimdi buradaki farklara da bakmış oluruz arkadaşlar. Onun sözleri cümlesinde arkadaşlar. Burada ne gördüm aynı zamanda? Bir tamlama gördüm değil mi? O kişi zamiri değil midir? Kişi zamiri. Onun sözleri dediğim zaman da burada ben bir tamlama görmüş oluyorum aslında. Onu da dolaba koyun. Yine aynı şekilde burada bir cansız varlık olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. İşaret zamiri. Sizin kendi isteğinizdi. Pekiştirme yaptım bakın yine. Siz kişi zamiri. Kendi dönüşlülük zamiri. Burası bir harika. Burası yine işaret zamiri. Şuradakini gördün mü? Şura yine işaret zamiri. Diğer kısma zaten ki aslında orada bir yine işaret ediyor. Şuradaki yine aynı şekilde bir işaret zamiri oluyor. Şu ev çok büyük. Burası ne oldu? Evi işaret ettim bu defa. İşaret neyi oldu arkadaşlar? Sıfatı oldu. Çünkü ismin yerini tutmamış. Aksine ismi belirtmiş. İsmi nitelemiş. O yüzden bu zamir değil, sıfat oldu. Sözcük halindeki zamirlerden devam ediyorum. İşaret zamirini gördüm. Kişi zamirini gördüm. Ne kaldı? Dönüşlülük zamirini gördüm. Kişi zamirlerinin içerisinde ne kaldı? Belgisiz zamir ya da belgesiz zamir de diyebilirim. Belgesiz zamirler. Evet, yine ismin yerini tutacağım ama ne olarak tutacağım? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Evet, ismin yerini tutuyorum ama ne olarak tutuyorum? Şimdi bazısı, bazıları, kimi, kimisi, kimileri, tüm, yani tümü, hepsi, herkes, hiç kimse, hiçbiri, kimse gibi anlamı belli olmayan ama ismin yerini tutan sözcüklerdir arkadaşlar. Şimdi bunları örnek üzerinden görürsek daha çok pekişecek. Çünkü burada da sıfatla karıştırabileceğim sözcükler var. Onları da yazacağım. Bazıları diyelim.
Bazıları bizi çağırdı, çağırmıyor diyelim. Bazı durumlar karışık olabilir. Kimi geldi, kimi gelmedi. Kimileri geldi, kimileri gelmedi yine aynı şekilde. Tümünü çözdük. Tüm soruları çözdük. Şimdi arkadaşlar burada kimi sözcüğüne dikkat edeceğiz. Çünkü birazdan onunla ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim. Yine hiçbirini yazalım. Çünkü başka bir örnek daha yazacağım. Hiçbiri gelmedi. Hiçbir kimse ya da hiçbir insan çağırmadı. Yine aynı şekilde hiç kimse, hepsi, herkes, bunlarla ilgili birkaç daha örnek vereceğiz. Bazıları bizi çağırmıyor. Şimdi buradaki bazıları kim? Bazıları yani işte Ayşeler, yerine isim getirebiliyorum. Ayşeler bizi çağırmadı. Kişi zamirinde gördüm. Burada bazıları nedir? Belgisiz zamirdir arkadaşlar. Ama bazı durumlar dediğim zaman hangi durumlar? Bazı durumlar bunu işaret ettiği için, yani belgisiz olarak belirttiği için burası sıfat olur arkadaşlar. Kimi geldi, kimi gelmedi? Yine burada bu kimi kim? Tam olarak bilmiyorum. Belgisiz zamir. Ama biz bunu soru zamiriyle de karıştıracağız. O yüzden özellikle üzerinde duralım dedim. Tümünü çözdük. Tümü ne? Tümü soru olabilir. Soruları çözdük. Tüm soruları çözdük dediğim zaman soruları belirttiğim için, burada söylediğim için burası sıfat olur. Hiçbiri gelmedi. Burada yine hiçbiri dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? İnsan. İnsanlar gelmedi dediğim zaman zamir, belgisiz zamir. Ama hiçbir insan gelmedi dediğim zaman insanı söylüyorum zaten. O zaman burası sıfat olur. Çünkü burası isimdi. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bazı sözcüğü, yani bazısı, işte tümü, hiçbiri, bu gibi sözcükler genellikle sıfatla karıştırılabiliyor. Ama hiç sıfatla karıştırılmayacak sözcüklerimiz de var. Bunlardan bahsedelim. Buraya geçiyorum. Siz durdurarak not alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu örneklerden bahsedelim hemen. Nelerdir bunlar? Herkes bizi dinliyor. Kimse gelmedi veya hiç kimse gelmedi. Daha sonra hepsini yemiş. Bir de arkadaşlar burada özellikle söyleyeceğim şey zamiridir arkadaşlar. Bu da bir belgisiz zamirdir. Bu şey ne? O şeyi bana ver dediğim zaman yine burada bir örnek üzerinden birkaç şeyi daha göstereceğiz. Şimdi herkes bizi dinliyor. Bu herkes kim? Tam olarak bilmiyorum zamir. Kimse gelmedi. Bu kimse kim? Tam olarak bilmiyorum. Yine ismi yerine tutuyorum. Herkes bizi dinliyor. İşte ne diyelim? Sınıf bizi dinliyor. Kimse gelmedi. Arkadaşlar gelmedi. Yerine isim getirebilirim. Hiç kimse gelmedi. Yine aynı şekilde. Hepsini yemiş. Yemekleri yemiş. Yine arkadaşlar ismin yerini tutuyor ama ne olarak tutuyor net olarak bilmiyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz o şeyi ver. Buradaki şey bu kesindir. Belgisiz zamirdir. Bu bir zamir. Belgisiz zamir. Ama o şeyi ver dediğim zaman bunu niteleyen o sözcüğü sıfat oldu. Bir de
bana burada değişen kişi zamirimiz oldu. Burada ses olaylarından zaten hatırlarız. Ben ve sen sözcükleri ek alarak bana ve sana sözcüklerine dönüşebilir. O yüzden onlar değişen zamirlerimizdir. Bana, sana. Yani nedir bunlar? Ben ve sen zamirleridir arkadaşlar. Evet. Daha sonra belgesiz zamirleri de söyledik. Bir sonraki zamirime geçiyorum. Hemen. Diğer zamirimiz neymiş? O da soru zamirlerimiz arkadaşlar. Soru zamirlerimiz şöyle ki: kim, kimi, kime, kimde, kimden. Aslında kim sorusuna yola çıkıyorum. Ne, neyi, neye, neyde, neyden. Yine ne sorusuna yola çıkıyorum. Bir de hangisi gibi sorularla da yine yola çıkabilirim. Burada soru zamirimizin cevabının da zamir olması gerekiyor arkadaşlar. Kim geldi? Kimi gördün? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar, burada kimi sözcüğü belgisiz zamirle karıştırılmama, soru anlamı vermesi gerekiyor. Ne aldın? Nereden geliyor? Ne sorusundan türetiyorum demiştim. Bir de hangisini beğendin? Şimdi burada demek ki cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Cevabımızın da zamir olması gerekiyormuş. Kim geldi? Ayşe geldi. Kimi gördün? Ayşe'yi gördüm. Ne aldın? Hediye aldım. Kalem aldım. Nereden geliyor? Oradan geliyor ya da evden geliyor. Hangisini beğendin? Şunu beğendim. Veya hangisini beğendin? Hiçbirini beğenmedim.